Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Uzun süredir beklediğimiz, sonunda yapabildiğim yay dalgaları ile birlikteyiz. Şimdi ilk önce atmanın oluşumunu bir hatırlatmak lazım. Aslında biz dalgalarla ilgili olarak YGS adına 3 tane video yüklemiştik. Ki bunlardan ilk en önemlisiydi. Atmanın oluşumu falan filan, orada bazı detaylar böyle daha güzel, renkli falan böyle bayağı bir incelenmişti periyodik dalgalara kadar. Eğer LYS ile ilgili ya da 10. sınıf olup da hani hocam biz dalgalardayız ama ben bu video ile giriş yaptım olaya diyorsanız mutlaka ve mutlaka YGS dalgaları izlemenizi tavsiye ediyoruz. Oradaki videolara bir göz atmanızda fayda var diyoruz. Şimdi oradaki bahsettiğimiz şeylerden bir tanesi şuydu. Yine böyle sarmal yay vardı. Sarmal yay üzerinde biz enine ve boyuna dalgalar yaratabiliyorduk. Ama burada artık hani boyuna dalgalarla pek uğraşmayacağız. Biz enine dalgalarla uğraşacağız. Enine dalga ne demek arkadaşlar? Şimdi birazdan burada oluşturacağımız atmalar veya dalgalar sağ tarafa doğru hareket ederken biz bunları hareket ettirmek adına düşeyde bazı hareketler yapacağız. Şimdi bu normalde sarmal yayın şeklini bir göstermişim. Sonra burada böyle ip gibi göstermişim. Çünkü her defasında böyle sarmal yay yani göstermek ve onun üzerinde bazı çalışmaları yapmak zor oluyor. Onun için böyle ip gibi gösteriyoruz. Şimdi ben atmayı oluşturmak için ilk önce şu noktanın ucunu böyle yukarıya doğru bir süre hareket ettirip sonra da tekrar aşağı indireceğim. Ama bu böyle çok yavaş yani olmaması gereken, hızlı bir şekilde yapılması gereken bir hareket. Hani belki yapmışsınızdır böyle bahçe ortamıyla böyle kırbaç hani hareketi yapar gibi. Hani böyle yerde ilerleyen dalgalar belki gerçekleştirmişsinizdir yapanlarınız varsa. Şimdi böyle biraz havaya kaldırdığımızda o arkadaşı şöyle bir şekil alır. Böyle anlık olarak hızlı bir şekilde yapıldığında. Ondan sonra da yani şu diyelim ki böyle T süre oldu. T sürede gerçekleştirdi. Aynı şekilde aşağı indirirsen bu süreler aynı olmak zorunda değil ama hani genelde böyle baş yukarı atma dediğimiz yarım daireye benzeyen atmayı oluşturmak için yukarıya doğru hangi sürede yaptıysanız aşağıya da aynı sürede indirirsiniz. O zaman şöyle bir şekil çıkıyor. Şöyle bir şey oluşturmuş oluyorsunuz. Ve bundan sonra bir şey yapmanız gerekmiyor. Olduğu yerde sabit kalıyorsunuz. Buraya da ok yaptım. Hay aksi falan diyormuşum. Şimdi bu tarafa doğru gidiyor. Bu tarafa doğru ilerledikçe de sen bunun işte ortamda ilerleyen enerji olduğuna vurgu yapıyorsun. Böyle bu tarafa doğru böyle gidiyor. Güzel güzel. Yani böyle bir şekilde gidiyor. Biz basit bildiğimiz sıradan atmayı bu şekilde oluşturuyoruz. Sonrasında genlik ve genişlik anlamında şöyle bir daha bir vurgu yapalım. Bunlar dediğim gibi daha önce dalgalar konusunda temel kavramlar videosunda YGS adına incelediğimiz kavramlardı ama ben burada bir daha bir hatırlatmak istiyorum. Şurası arkadaşlar X dediğimiz ve genişlik adını alan genişlik adını alan arkadaş. Şurası ise Y dediğimiz ve genlik adını alan yani bizim için enerjiyi temsil eden vatandaş. Şimdi bunlarla ilgili olarak ne yazabiliriz? Yani genlikle ilgili tamamen olay kullanıcıya bağlıdır. Sizin burada elinizi ne kadar yukarıya kaldırıp aşağı indirdiğinizle alakalı bir şeydir. Yani o tamamen kullanıcının bileceği bir şeydir. Ama genişlikle ilgili şöyle bir şeyler yapabiliyoruz. X eşittir V çarpı delta T diyoruz, tamam mı? Bu nedir? Bu X zaten genişlik. Bu atmanın hızıdır. Bunun detayına gireceğiz. Ondan sonra şöyle bir şey yapalım. Atmanın hızı dedikten sonra delta T'ye bakarsak da atmanın oluşum süresi diye söyleyebiliriz. Şimdi burada genel bir tanıtımını, atmanın oluşumunu yani söyledikten sonra bakalım sırada ne geliyor. Tabii ki de atmanın ilerleme yönü geliyor arkadaşlar. Bu da yani daha önceden bahsedilmiş bir kavram ama dediğim gibi bunları hatırlatmazsak olmuyor. Evet. Şimdi bu atma ilerleme yönü sağ tarafa olacak şekilde ise birazdan siz bunu şöyle göreceksiniz arkadaşlar. Yani doğal olarak bir miktar sağa doğru gitmiş şekilde göreceksiniz. Şimdi siz ilk noktaya bu atmayı oluştururken yukarı aşağı hareket yaptınız ya, her molekül sırasıyla yukarı aşağı yukarı aşağı hareketini yaparak aynı pozisyona gelecek. Yani burada yay molekülleri düşeyde hareket edecek. Mesela şuradaki bir nokta birazdan aşağıya doğru giderken buradaki nokta buradan böyle yukarıya doğru gidecek. Değil mi? O zaman biz de bunun ilerleme yönü olduğunu söyleyeceğiz. Tamam, böyle sağa doğru gittiğini, düşeyde de bunların hareketini belli ettik. Hemen bir tane bununla ilgili örnek yapalım istedim.
Şöyle yaparız onda da, şöyle yaparız. Mesela ilerleme yönünü verir. Bu noktaların ne tarafa doğru gittiğini söyler. O zaman biz de şöyle yapıyoruz. Mesela bu şeklin birazcık daha böyle sağa doğru çizilmiş halini göstereceğiz. Şimdi bakıyoruz. Şuradan şöyle aşağı iniyor, değil mi? Şuradan şöyle aşağı iniyor bakın. Bu noktada buradan böyle yukarıya çıkıyor. Bu noktada buradan böyle aşağıya iniyor. Yani siz böylelikle bu noktaların ne yönde gittiğini söyleyebilirsiniz. Ya da bu noktaların ne yönde gittiği size veriliyorsa ilerleme yönünün ne olduğunu tespit edebilirsiniz. Bu şekilde anlayabiliriz. Evet, bakalım şimdi atmanın hızı nelere bağlanmış. Vay anasını sayın seyirciler dediğimiz an. Evet, burada biraz daha böyle LYS'yi hissettiğimiz an. Bunu önceden hazırladık tabii ki de. Şimdi bir yere sabitlenmiş bir yay var. İşte burada F kuvvetiyle gerildiğini zaten yani germeden burada atma oluşturmanız yani mümkün değil yani. Bu gevşek bir bahçe hortumu değil yani böyle, tamam mı? Yani mutlaka belli bir gerginlikte olması gereken bir yay. Şimdi bu ortamda oluşturulmuş bir atmanın işte sabit uca giderken hızının V olduğunu söylüyoruz diyelim ki. Efendim işte x genişlikmiş. Hız nelere bağlıymış? Hız şimdi burada nelere bağlı? Karekök içerisinde arkadaşlar tüm terim F dediğimiz şey yayı geren kuvvettir. Mü. Bakın arkadaşlar bunun okunması dert oluyor. Ben buradan birkaç tane yapmak istiyorum ya. Böyle yaparken bazen kötü yapıyoruz. Evet, böyle insanlar o yapılmış kötü olan sembolün aynısını yapmaya çalışıyorlar. Hani böyle yani işte bir tarafı uzun bir el yazısı M harfi gibi düşünebiliriz. Mü diye okunuyor. Şöyle mü. Evet, mü diye okunuyor. Aman diyeyim ha. Yayın birim uzunluğunun kütlesiymiş arkadaşlar bu. Yayın birim uzunluğunun kütlesiymiş. Yani artık uzunluk olarak siz ne seçerseniz ona göre de yani takılabiliriz. Buradan biz o yaya hafif yay ya da ağır yay diye nitelendirme yapıyoruz. Bakın şimdi o zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani burada paydadaki şu değerden yola çıkarak ağır yay kavramı, hafif yay kavramı ortaya çıkıyor. Ya da işte kalın yay, ince yay neyse yani nasıl öğrendiyseniz o kavram ortaya çıkıyor. Şimdi x'i burada mesela işte ne yazacağız gene? V çarpı delta t yazacağız. Bu V buradaki hızımız. Şimdi bu delta t'ne atmanın oluşumu biraz önce söyledik. Yani burası tamam. Burası tamam. Peki biz burada bu mantıkla madem hani V'yi böyle konuşuyoruz. Ağır yay dediğimiz şey de birim uzunluktaki kütlenin yani fazla olması olayı. Biz o zaman şunu söyleyeceğiz. Ağır yayda paydadaki sayı büyük olduğu için yani arkadaş yavaş olacak. V hafif. Şöyle yapalım. V hafif. Evet. V ağırdan daha hızlı ilerleyen yani bir durumdur diyeceğiz. Yani hafif yayda oluşan atmaların hızı daha büyüktür. Biliyorsunuz hızı sadece ve sadece ortam belirler. Burada bir kez daha bunu görmüş olduk. Evet. Devam edelim bakalım başka neler gelecek. Ha, ben bir de periyodik dalgaları inceleyeyim istemişimdir. Bunun yani şekli gerçekten zor oldu. Bir an vazgeçiyordum yani gerçekten. Evet, burada gergin yayımız var. Yani bir yere bir şekilde sabit. Bir T sürede bunu böyle havaya kaldırmışız. Ondan sonra da T sürede indireceğiz aşağı. Şöyle olacak. Şöyle bir şekil oldu. Ve burası da işte böyle. Ondan sonra devam ediyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Nasıl olacak? Şimdi şurası denge konumu ya bakın. Bak şurası denge konumu ya. Yani şurasını denge konumu olaraktan düşündüm ben. Yani buradan itibaren denge konumunu geçip aşağıya doğru devam ediyorum. O zaman da böyle bir şekil olacak. Şöyle yavaş yavaş periyodik dalganın oluştuğunu görüyoruz. Ondan sonra da yine burası denge konumu, değil mi? Şurası denge konumu. Şöyle yapacağız. Tabii ki de eski yerimize geliyoruz. Böyle bir şey. Ondan sonra şöyle kapanıyor. Şöyle bir şey oldu. Şuradan da böyle efendim. Aha da böyle. Bakın periyodik dalganın ilkini, tam dalganın ilkini oluşturduk. Ondan sonra buradan devam edersem ben kendimi tekrar etmeye başlayacağım. Ve onun da sonunda hani burayı artık ayıralım. Hani olaya devam ediyorum. Dört parçadan oluştuğunu göstermek için yaptım bunu tekrar ve tekrar. Bakın birinci hareketiniz, ikinci hareketiniz, üçüncü hareketiniz, dördüncü hareketiniz. Tekrar eden bir hareket var. Tekrar eden hareketin ilkini gerçekleştirdik. İşte bu şekilde devam edersem periyodik dalga dediğimiz yapıyı oluşturacağım. Ve böyle devam edecek. Mesela ne olacak işte? Yani atıyorum kafadan. Sen bunu üretmeye devam ettin. Eleman bastı gitti. Şöyle bir şey olacak. Böyle bir yapı olacak yani, değil mi? Böyle devam var. Hani ben artık buraya kadar yapmışım. Bak şimdi burada neler neler tekrar etmiş.
Bir bakalım. Şöyle bir şey. Yani bir sürü şeyden yani o atmadan dalgadan oluşturdum değil mi? Bak böyle tam dalga olarak falan baktığınızda bu bir. Bak dört parça. Bir, iki, üç, dört. Değil mi? Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört şeklinde. Hatta bunu daha önce şey diye konuşmuştuk. Hani tepe noktasından tepe noktasına şurada lambda olduğunu söylemiştik. Unutmayın. Ya da bu aynı şekilde ardışık olarak çukurdan çukura da gösterilebilir lambda olarak demiştik. Değil mi? Böyle devam ediyorduk. Böyle devam ediyorduk. Bir tam dalganın, ha buraya gelelim artık. Bir tam dalganın oluşması için geçen süreye biz hani periyot dedik ve işte periyot kadar sürede kat ettiğiniz mesafeye de lambda demiştik. Burası acayip şekilde önemliydi. Bunun ispatını daha önce yapmıştık. Eğer ki siz t yerine 1 bölü f koyarsanız ki hani t ile f arasında yani bu ilişki vardı. İşte buralarda bir dakika ya ne oluyor bunlar nerede anlatıldı diyorsanız demek ki siz buraya ortadan girmişsiniz demek oluyor bu. O zaman gidiyoruz hemen YGS dalgalarla ilgili olarak temel kavramlar videosunu izliyoruz arkadaşlar. Çok önemli burada. Burada da o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Böyle bir duruma geliyor. V de lambda çarpı F'ye dönüşüyor. Bu da kullanılabilir. Tamamen kişisel tercihtir. İster o ister bu. Periyodik dalganın da ne olduğunu bir şöyle bir hatırlatmış olduk. Tamam. Ondan sonra yaylarda işte efendim yansımaymış falanmış filanmış. Bakın ne oluyor? Sen bir şekilde oluşturmuşsun. Sabit uçtan yansıma tadında. Buradan bağlı bu. Böyle bir tombiğimiz gelmiş. Böyle baş yukarı atma diyoruz buna. Yegenlik efendim x de genişlik gönderiyorsunuz. Gene buradaki noktalar sırası gelen hop yukarı hop yukarı hop yukarı şeklinde gidiyor. Buraya geldiğinde kıpırdatamıyor burayı. Tabii etkiye karşılık tepki ters yönde gelince atma takla atmış bir şekilde doğarak bu tarafa doğru yani hareketine devam ediyor. Ortam değişmediği için arkadaşlar hız tabii ki de değişmeyecektir. Herhangi bir şekilde enerji kaybı olduğunu düşünmüyoruz. Onun için genlik de değişmiyor. Genişliğe gelince x eşittir v çarpı delta t dediğimiz için burada herhangi bir sıkıntımız yok. Onun için x'te de değişiklik yok. Yani burada sizin hatırlamanız gerekiyor bunu arkadaşlar. Sabit uçtan yansıma ters dönerek oluyor. Takla atarak oluyor. Yani haberiniz olsun. Şimdi serbest uçta olay peki nasıl olacak? Yine aynı mantıkla bir atma oluşturmuşuz. Aynı mantıkla atma oluşturmuşuz. Sürtünmesiz bir halkamız var. Sürtünmesiz halkamıza sırayla geliyor, 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 geliyor. Buraya geldiği anda bu sürtünmesiz halka şu demir çubuğun üzerinde istediği gibi hareket ederek böyle yukarıya doğru yani fırlayıp tekrar geri geliyor. Bu da sanki buradan birisi tutuyormuş da tekrar atma oluşturuyormuş gibi bir hareket yaratıyor. Onun için de takla atmadan aynen geri dönen bir atmaya sahip oluyoruz. Yine hızda bir değişiklik yok çünkü ortam değişmiyor, enerji kaybımız yok. Onun için genlik değişmiyor, genişlik de değişmiyor. X eşittir V çarpı delta T. Yani problemsiz bir şekilde çalışıyor. Devam, devam. Bakalım neler olacak. Evet, işte soruların asıl geldiği yerler değil mi? Bunlar arkadaşlar böyle bir şey. İşte atmanın yansıma ve iletimi. Yani oluşturduğunuz bir atmanın farklı bir ortamla karşılaşması sonucunda nasıl iletileceği ve nasıl yansıyacağı konusunda bir şey. Bu arkadaşlar niye yaylarda yapılıyor? Bunun yapılma sebebi yani nasıl diyeyim size ışıktaki kırılma olayının yay dalgalarıyla bile yani incelenebileceğinin göstergesi bu. Yani ışıkta mesela siz hava ortamından cam ortamına geçiyorsunuz ya, yok işte bir kısmı geçiyor, bir kısmı yansıyor falan, o yansıyan kısmı pek anlatılmaz. Yani onun olayını burada gerçekleştirebiliyoruz. Her neyse bakalım neler olacak. Şimdi ben baş yukarı atmayı, yani baş yukarı atmayı bu şekilde gönderiyorum. Önüne gelen molekülü sırayla oynatıyor, oynatıyor, oynatıyor. Tam buraya geldiğinde burayı da hafiften bir sarsıyor. Ama burası ağır yay olduğu için bizim gönderdiğimiz hafif yaydan gelen atmaya göre sabit uç etkisi yapıyor. Burası çok önemli. Sabit uç etkisi yapar. Evet, böyle bir şey yaptık. Etkisi yapar. Şimdi bu durumda ben bir miktar kıpırdattığım için birazcık enerji bu tarafa geçecektir. Ama bana göre de sabit uç etkisi yapıldığı için ben de takla atarak geri döneceğim. Onun için şöyle bir şey çiziyoruz şimdi. Şöyle yaptık. Şöyle şuraya kadar geldik. Ondan sonra da diğer tarafa işte biraz uydurma oluyor bu çizimler ama
Yapacak bir şey yok. Şöyle bir şey çizdik. Şöyle bir şey yaptık. Bu tarafa doğru. Bu arkadaş da bu tarafa doğru gidecek. Şimdi şu tarafa doğru giden hani V2 olsun. Hani aslında aynı ortamda olduğumuz için herhangi bir şekilde bunda değişiklik olmayacak ama şurası X2 olsun. Şuradaki genliğe de yani Y2 diyelim. Şöyle bir şey. Diğeriyle ilgili aynı tanıtımları yapalım. Burası da V3 olsun. Şurası evet X3. Şuradaki genliğimiz de Y3 diye umarım gözüküyordur. Olsun. Şimdi burada neler yazabilirim ben? Neler yazabilirim? Bir kere hızları karşılaştıralım. Ağır yaya geçtiğiniz zaman kesinlikle ve kesinlikle hızınız düşecektir. Niye? Çünkü biz şöyle bir şeyle çalışıyoruz. Şu var. Evet, bu da neydi? Birim uzunluğun kütlesiydi. Sen birim uzunlukta daha fazla kütleyi ağır yayda buluyorsun. Paydadaki sayı büyük olursa hız küçük olur. Dolayısıyla ağır yaydaki hız düşük. Peki hızlara gelince aynı ortamda bulunduğunuz zaman hızınızda herhangi bir değişiklik olmaz. V1 eşittir V2'dir ve dolayısıyla da V3'ten büyüktür. Birçok şeyi arkadaşlar şu anda burada bu belirleyecek. Evet, gelelim X'lere. Aynı ortamdayız. Bir atmanın mesela şöyle diyelim X1'i diyelim ki biz hani işte V1 çarpı delta T diye yazıyoruz ya. Şimdi delta T atmanın oluşum süresidir. Atmanın oluşum süresi arkadaşlar, atmanın iletilme süresi, atmanın yansıma süresi bunlar aynıdır. Bu değişmez. Dolayısıyla aynı ortamda olan dalgalar için bu genişlik dediğimiz kavram da değişmez. Yani x1 eşittir, x2'dir. Bu tamam, bu tamam. Şimdi buraya geldik. X3 için yazıyorum. X3'ü yazdığımız zaman V3 çarpı delta T. Hadi delta T kısmından başım ağrımıyor ama V3'te galiba problem var. V3 hızın düştüğü yerdir. Hız düşüyorsa x de düşer. O zaman bunlara göre daha küçük bir x elde edersiniz. O zaman ben toparlayayım. X1 eşittir x2, x3'ten de büyüktür diyeyim. Şöyle bir şey yaptım. Bu da tamam. Şimdi son olarak şöyle bir şey var. Tehlikeli bu. Ben sevmeyi, yani konuşmayı sevmiyorum bunu ama çok soruyorlar, ediyorlar. Genliklerle ilgili olarak. Şimdi şampiyon bu arkadaşlar. Yani her şeyin sahibi bu. O zaman enerjisinin bir kısmını sana veriyorsa, bir kısmı da bizde kalıyorsa, yani hepinizden ben büyüğüm. Hiç bunu uzatmayacağım. Şöyle bir şey yapacağız orada. Y1'i Y2 ile ayrı karşılaştıracağım. Ondan sonra Y1'i Y3 ile ayrı karşılaştıracağım. Her türlü şampiyon benim diyeceğim. Bu önemli. Bu kadarını bilmeniz yeterli. Başka kitaplarda bunları böyle karşılaştırmaya kalkıyor. Bunların ağırlık ve inceliklerine göre o iş değişebilir arkadaşlar. O kadar da yüksek fizik görmeyelim. Hani değişebilir diyecek. Hocam bunu insanlık çözmedi mi? Ne yani, biz bunu bilmiyor muyuz? Duruma göre değişebilir mi? Yani herkes yaptığında başka bir şey mi çıkıyor? Yani böyle deneyle mi buluyoruz bunu? Tabii ki de yani dalga mekaniği diye yani sonuçta kitap var arkadaşlar. Bunu çözdü insanlık yani de bizim için gerekli değil. Burada sadece gelen enerjinin diğerlerinden büyük olduğunu bilmeniz yeterli. Bir de şu noktadan şunu unutmayalım. Buraya geri dönüş yapan arkadaşım mesela şöyle bir atıyorum kafadan L2 yolu almış. Bu da buradan aynı şekilde şöyle bir L3 yolu almış. Ben hızlı olduğum için L2'nin de kesinlikle L3'ten büyük olduğunu söylemeliyiz. Bunlar hafiften ağıra doğru giden atma için söylenebilecek doğrularımız. Devam edelim bakalım diğerinde ne oluyor. Şimdi de doğal olarak tabii tam tersi var. Yani ağırdan hafife geçince ne oluyor? Mantık aynı arkadaşlar. Sizin oluşturduğunuz atma buradan geliyor. Pıt 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 sırayla yukarıya doğru hani oynatıyor burayı. Buraya geldiğinde sonuçta bir yayla karşı karşıya. Ama kendisine göre biraz dandik kaldığı için çok da böyle aman aman bir etki yapmıyor. Bize serbest uç etkisi yapıyor. Serbest uç etkisi yapar. Bunu bilmek kafi bana göre, etkisi yapar. Şöyle bir şey. O zaman yani bir kısım enerji iletilecek. Yani sen nasıl ürettiysen o da böyle aynı şekilde geçecek. Ama sonuçta geriye dönen de serbest uç etkisinden dolayı aynen geriye dönmüş olacak. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. İşte yani böyle yapıyorum, çiziyorum. Şimdi şu tarafa doğru V2 dedik. Şuradaki genlik yine Y2 olacak. Şuradaki genişlik X2 olacak. Şu tarafa da gönderelim onu. Evet, şöyle bir şey. Şöyle hani bu daha hızlı olacak ya, biraz önce öğrendiğimiz için artık uzatmıyorum. Şöyle bir şey.
Şu tarafa doğru da V3 olacak. Şimdi bunlar nedir? Gene bunları yapmakta fayda var. Y3. Burası da efendim X3. Her şeyi yazdık mı yazdık. Şimdi bakın burada neler oluyor. Şimdi biz artık onu bir daha burada yavaş yavaş tekrar etmenin anlamı yok. Hani dedik ki yani hafif yayda daha hızlıyız. Ağır yayda birim kütledeki yani birim uzunluktaki kütle fazla olduğu için yavaşız. O zaman ben galiba V3 olarak burada bir sıramı alayım V3. Aynı ortamda olduğum için hızımda değişiklik olmaz. V3 büyüktür. V2 eşittir. V1 şeklinde olur. Hızlarla ilgili sıkıntım yok. Ondan sonra genişliklere bakalım. İşte hızlı olduğum yerde hani biz ne yapmıştık? X dediğimiz kavram V çarpı delta t. Şimdi bu herkes için aynıydı. Bunu konuşmuyorum. Hıza göre X ile ilgili bağlantı yapabiliyordum. Hızlı olduğum yerde yani X3'ün olduğu yerde diğerlerine göre daha büyük. Ortam değişmediği için X'ler aynı. O zaman X3 evet büyüktür. X1 eşittir. X2 şeklinde oldu. Tamam, aynı ortamda bunlar da aynıymış. Sonra yine genlikle ilgili olarak aynı mantık var. Gelen şampiyon olduğu için enerjisinin bir kısmını karşıya veriyor, bir kısmı kendinde kalıyor ve her zaman yani gelen kardeşimiz buradaki Y1 yani Y1 her ikisinden de sonuçta büyük olacak. Y2'den de büyük olacak. Y1 Y3'ten de büyük olacak. Bu kadarını bilmemiz tekrar tekrar söylüyorum yeterli. Yine burada yavaş ve hızlı olanın şuradan aynı anda çıkıyorlar ya aynı anda geri dönüp aynı anda iletiliyor ya. Şuradaki mesafeyi yine şöyle bir bakalım. Burası işte L2. Şuraya da şöyle L3 dersek evet hızlı olan taraf bu taraf olduğu için bu defa tabii ki de L3 L2'den büyük olacak. Şimdi bunlarla ilgili olarak zaten ayrıca soru çözümü yapacağımdan dolayı anlatımı bu kadar. Devam ediyorum. Ve burada şimdi atmaların karşılaşmasıyla ilgili olarak yani güzel güzel yani bakalım neler oluyor. Şimdi iki atmayı birbirine doğru gönderdiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Bir göz atıyoruz. Şimdi bunlar karşılaşacak elbet. Ve aynı ortamda oldukları için de hızları aynı. Hızını da vermişim. Bir birim saniye demişiz. 4 saniye sonrasında ne olur diye bakıyoruz. Şimdi bak ben en uçtan saymayı severim. Burası 1, 2, 3, 4. Şuraya geliyor. Şuraya geliyor. Yani ben onu burada göstereceğim. Şimdi şuraya geldi ya böyle kesikli çizgilerle yapacağım onu. Şuraya geldi. Tamamen etkileşim bölgesini belirliyoruz. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Bak buradan itibaren uçtan itibaren sayıyorum. 4 saniye dedi. Değil mi? Bu uca göre 1, 2, 3, 4. Buraya geldim. Öteki ne yapıyor? Onu da kaçırmayalım. Şuna gidecek bir şey yapalım. Bu da buradan 1, 2, 3, 4 buraya geliyor. O da arkadaşlar çok karıştırmadan şurada. Şimdi kırmızı olan sağa doğru gidiyor. Mavi olan sola doğru gidiyor. Ne yapacağım ben? Sadece ve sadece yaptığım şey bunların enerjileri. Eğer bunların genlikleri aynı taraftaysa bu enerjileri toplayacağım. Yani burada birazdan zaten olay gözükecek. Zıt taraftaysa yani çıkaracağız. Şimdi etkileşim bölgesi şu aralık. Ben de onu şurada yapmayı tercih ediyorum. Şöyle şurada yapmayı tercih ediyorum. Şurada böyle gelelim oraya kadar. Tam burada bir birim bende var. Bir birim de kırmızıda var. O zaman burası iki birim olacak. Şöyle. Aynı mantıkla şu köşeden alıyorum. Bir birim mavide var. Bir birim kırmızıda var. İki birim olacak. Şu denge konumuna göre, denge konumuna göre o da iki birim olacak. Şimdi diğer yerler etkileşim bölgesi şu ikisinin olduğu yerde ya şuraya bakarsak diğer yerler eski haliyle korunacak. Yani ben mesela burada bir birim varsa onu koruyacağım. Burada bir birim varsa işte onu koruyacağım. Ama etkileşim bölgesi şuradaki bir birimlik yerde. Sonra sadece noktaları birleştireceğiz. Şöyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Şöyle bir şey. Bakın nefis oldu. Ve anlık olarak görüntü böyle olacak. 4 saniye sonraki yani o enerjiler bir araya gelmiş olacak. Sonra yine işte bu bir birimlik şu atma bu tarafa doğru ilerlerken diğer yani 3 birimlik hani genişlik anlamında bu tarafa doğru gidecek ve bu bunun içerisinden geçip gidecek. Sıkıntı yok. Şimdi bu tarafa geldiğimiz zaman nasıl olacak? İşte 4 saniye sonrasını sayalım. 1, 2, 3, 4 buraya geliyor. Yani şuraya geldi. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4 şaşırmayayım diye. Ondan sonra buraya geldi. Bu da buraya geldi. Evet şöyle bir şey oldu. Hadi buraları da birazcık çizeyim. Şöyle bir şey. Ondan sonra diğer taraftan geleni farklı renkte gösterelim. Bu da geliyor.
1, 2, 3, 4 buraya geldi. Bunlar birbirinin özdeşi olan atmalar farkındaysanız. Genlikleri, genişlikleri, her şeyleri aynı. Sadece birisi baş yukarı, birisi baş aşağı. Birbirini yok etmelerini, birbirini sönümlemelerini göreceğiz arkadaşlar. Burada yani ne olacak? Yani yapacak bir şeyleri kalmadı. Adam diyor ki bende bir var. O da diyor ki bende de bir var. E bende bir var. Bende de bir var. Bir, bir. Patlatıyorlar birbirlerini. Hiç uzatmıyorum. Dümdüz bir an geliyor böyle. Yani hiç kıpırdamıyormuş gibi oluyor. İlk karşılaştıkları nokta neresi arkadaşlar? Ona bir dikkat edelim mi? Şurası ilk karşılaştıkları nokta. Buradan da çünkü 3 gelmiş oluyor. Değil mi? Burası bu atmalar birbirinin içerisinden geçene kadar hiçbir şekilde kıpırdamıyor. Onun için biz bu noktaya düğüm noktası diyoruz. Bakın şurası orası. Şurası düğüm noktası. Sürekli olarak sıfır oluyor. Sürekli olarak bu tarafa giderken bu tarafa giderken bu nokta hiç kıpırdamıyor. 4 saniye sonrası için de yine bunu söyleyebiliriz. Bunlarla ilgili ayrıca örnek yapacağım. Yani biz buna yay dalgalarını girişim diyoruz. Bu yapıcı girişim oluyor. Birbirini güçlendirme etkisi oluyor. Bu ise yıkıcı girişim oluyor. Birbirini yok etmeye yönelik, sönümlemeye yönelik bir hareket oluyor. Mesela şöyle sorular oluyor ya işte şekildeki atmalar kaç saniye sonra birbirini sönümlerler diye soru oluyor. O birbirini yok etmek, dümdüz hale getirmek anlamında kullanılıyor. Şimdi bütün başlıkları aslında değindik ama ne yazık ki böyle iğrenç bir yer var. Affedin beni, bunu yapmayacaktım dedim. Umut boş ver, salak yap, anlatma bunu. Soran olursa da ya çıkmıyor dersin. Yani geçersin diye düşündüm ama sonra gönlüm el vermedi. Ağladım bir süre. Sonra dedim hani birazcık bir şeyler yazayım. Aslında yani bunlarla ilgili çok güzel videolar var. Çok güzel videolar var. Yani kararlı durağan dalgalar diyor. Gavurlar. Eğer videolarını incelemek istiyorsanız lütfen kendiniz araştırın. Gavurlar şöyle diyor. Standing wave. Büyük harf olduğu için aslında I olması lazım. Neyse. Standing wave. Evet. Waves. Böyle havalı. Aynen böyle. Bu şekilde arattırabilirsiniz YouTube'da. Bunların videoları var. Birazdan göreceğiniz şekilde bu ne ya ben hiçbir şey anlamadım derseniz mutlaka izleyin. Evet. Bir ipin ucuna neymiş bakalım anlatmaya çalışmışız. Bir ipin ucunu duvara bağladıktan sonra periyodik dalgalar üretmeye başlayalım. Yani başladık bildiğin hani periyodik dalgayı nasıl üretiyorsan üretiyorsun. Duvara ulaşan dalgalar tabii ki de orada sabit uç olduğu için ters dönerek gelecekler. E sen de üretmeye devam ediyorsun. Sürekli olarak üretilen duvara doğru gönderilen dalgalarla duvardan ters dönerek geriye doğru gelen yansımış olan dalgalar karşılaşıyorlar. Bu karşılaşma sırasında tamam mı? Bu karşılaşma sırasında enteresan hani girişim olacak tabii işte atmaların birbiri içerisinden geçiş sırasında girişim diyoruz biz ona. Girişim olacak. Bir titreşim deseni oluşuyor. Bir titreşim deseni oluşuyor. Bu olay çok hızlı gerçekleştiğinde dalga hareket etmiyormuş gibi bir desen oluşuyor arkadaşlar. Çok enteresan. Bir sonraki sayfada göreceksiniz. Bir hareket etmiyormuş gibi bir durum oluşuyor. Hareket etmiyormuş gibi gözüken bu dalgalara kararlı dalgalar, durağan dalgalar, işte gavurlar, standing waves, yani kıpraşmayan, ayakta duran, ne diyorsanız artık çeviri olarak kararlı dalgalar oluştuğunu söylüyorlar. Şimdi bakalım o nasıl bir şey. Şimdi çizimi yani göstereceğiz burada. Yani burası da yani çok çok havalı oldu yani çok bildiğiniz gibi değil yani çok uğraştım falan diyormuş. İşte bunu böyle şey yapıyoruz, kıpraştırıyoruz böyle. Şimdi tabii temel frekans dediğimiz hani olay ne? Yani kararlı dalgada hani aradığımız yapı ne? Ona bakalım. İlk önce temel frekans dediğimiz birinci harmonik dediğimiz yapıya bakalım. Şimdi öyle bir frekansta titreştiriyoruz ki gözüken şey arkadaşlar şöyle oluyor. Şöyle bir şey var. Yani burada da hani böyle bir şey çizeceğim. Yani şu şey yay dalgası böyle değişik değişik yani böyle kıpraşıyor böyle. Hani buradayken sonra işte ne bileyim hani şuraya geliyor. Yani sonra dümdüz denge konumuna geliyor. Sonra böyle tekrar aşağı geliyor. Sonra böyle oluyor. Şimdi hep sürekli olarak bu şekli görüyorsunuz böyle. Şimdi burada böyle bir hani bir şekil oluştu ya arkadaşlar. Bu şekle biz i diyoruz. İ. Bak şuradaki oluşan şu tombiye i diyoruz. Sadece burada böyle bir hareket var yani. Aslında olay böyle değil. Sen gayet hani periyodik dalga üretiyorsun ama gönderdiğin dalgalarla geriye dönen dalgalar girişim yaptığı için böyle enteresan olduğu yerde böyle canlıymış gibi davranan bir tane yapı oluşuyor. Biz buna işte
Yani kararlı dalga diyoruz. Bunlardan bir tane oluşunca biz bu şekle i diyoruz arkadaşlar. Yumuşak k ile i diyoruz. Şimdi ikinci harmonik ne demek? İkinci harmonik iki tane i'nin oluştuğu durum demek. Şimdi onu da işte şöyle göstermeye çalışacağız. Şöyle yapacağım. Şuradan çizmeye çalışıyorum. Tamam mı? Şöyle bir şey olacak. Şöyle. Yine işte bu böyle sürekli kıpraşıyor ya, onun hani o kıpraştığını belli etmek için artık böyle yapıyorum. Bakın şu parça şunun yaptığı hareket vardı ya, böyle yukarı aşağı gitme hareketi. Aynı titreşen bir gitar teli gibi düşünün. Tamam mı? O burada bu hareketi yapacak. Burada da bir tane oldu, bu da burada. Şimdi mesela bunlara i diyoruz biz. Bunlara i diyoruz. Şu nokta tabii hiçbir şekilde kıpırdamıyor. Burası düğüm noktası. Şu yapıların her birine i diyoruz. Yalnız ilginç bir şey çıktı arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Şu şekil lambdaya benzedi. Şu şekil lambdaya benzedi. O zaman biz bunu mesela şuradaki şurayı lambda bölü 2 diye konuşabiliriz. Yani burası yani ikinci harmonik olduğu için bu buraya özel bir dalga boyu olacak tabii. Ona bağlı olarak da oranın dalga boyunun yarısı olacak. Bak bu onun lambdası, değil mi? O zaman burası da onun yarısı. Ona dikkat. Şimdi ben devam ediyorum. Üçüncü harmonik diyoruz. Bu sefer nasıl yapacağız? İşte şöyle olacak. Şöyle bir şekil olacak. Umarım yapabilirim. Evet sayın seyirciler. Evet yani yam olduğumuz an arkadaşlar. Evet, şu tarafa doğru geliyoruz. Burada ben bir ekleme yapacağım özür dileyerek. Evet şöyle bir şey olacak. Şurada bir kutu daha olduğunu düşünüyorum. Artık onu da şöyle yapayım ben. Yani tek aynı renk olsun isterdim ama affınıza sığınaraktan şöyle bir şey oldu. Tabi o da böyle kıpırdıyor. Evet şöyle gezmeli tozmalı yani şöyle yapıyoruz. Bakın burada da ondan yine şu iyi dediğimiz kavramdan 1, 2, 3 tane var. 1 tombik, 2 tombik, 3 tombik. Yani değil mi? Böyle giderekten temel frekansın bakın iki katına çıktığımız zaman ikinci harmoniyi yani iki tane iyi elde ediyoruz. 3 katına çıktığımız zaman 3. harmoniyi yani 3 tane iyi elde ediyoruz. Böyle de devam ediyoruz. Mesela burada biraz bozdum tabii de artık idare edin. Şurada bölemedim. Aslında boyun aynı kalması gerekiyor. Yani şu boy sürekli olarak sabit olması gerekiyor. Şurayı affedin artık. Böyle bir güzellik oldu. Şimdi devam edersek 4. harmonikte de çıldırmışım artık. Yani coşup şöyle şöyle yaptım. Burada da aynı mantıkla şöyle 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 şöyle. 4 tane bakın yani i oluştu 4. harmonik dediğimiz kavramda. Şimdi bunun hesabı nasıl oluyor peki? Çok da zor değil. Yani şurada şu gördüğünüz kavram arkadaşlar i dediğimiz kavram bilmeniz gerekiyor. Lambda bölü 2 boyutundadır. Lambda bölü 2 boyutundadır. Boyutunda. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Sadece bunu bilmen gerekiyor şu şekilde. Bakın şu kavramlara i deniyor. Zaten bak burada bir lambda gözüküyor bak kararlı yani kararlı dalga derken yani senin sürekli gönderdiğin hani o periyodik dalgalardan bir tanesinin şeklini görüyorsun sen burada. Değil mi? O zaman ben böyle şunu yazacağım. L uzunluğunda burada bir tane i olduğu için şimdi burası için yapıyorum tabii ki. L uzunluğunda bir tane lambda hani 2 görünüyor ama buradaki lambda bu frekansa göre lambda. Onun için de lambda 1 yazıyorum buraya. Şimdi burayla ilgili bakarsan aynı uzunlukta iki tane görüyorum. İki tane lambda bölü 2 ama lambda 2 yani oraya özgü olan lambda. O frekansa özgü olan lambda. Karışıklık olmasın. Sonra aynı mantıkla böyle ilerliyorum. 3 tane i gördüğüm için 3 tane lambda bölü 2 görüyorum ama oradaki lambda. Ve aynı mantıkla uzatmadan 4 çarpı lambda bölü 2 ama oradaki lambda olacak şekilde. Sonra ne yapabilirim? Sonra tabii ki de şuna hakkım var benim. V eşittir. Lambda bölü değil mi? Lambda bölü yalnızca. Lambda F yazılabilir. Burada da bu frekansları değil mi? Bu frekansları olay yerine getirebiliriz. Mesela sen burada lambdayı çekersen V bölü F elde edersin. O zaman da bunlar buraya gelebilir ya da oradan buraya bilgiler aktarılabilir. Bunları ispat edip de kutu içerisine almak istemiyorum. Acayip şekilde komik geliyor bana. Yani buradaki şeyi bulurum, burada yerine koyarım. Buradan bir şey getiririm, oraya koyarım yani. Hiç sıkıntı yaşamam. Şimdi konu anlatımıyla ilgili olaraktan yay dalgalarının adına bahsetmek istediklerim bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.